Kanal Urfa'nın haberden hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Günün öne çıkan başlıkları ve gündeme dair sıcak gelişmelerle hafta sonu ana haber bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, Milli Savunma Bakanlığı bir televizyon kanalında yayınlanan programda Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik hakaret söylemine videolu gönderme yaptı. Milli Savunma Bakanlığı bir televizyon kanalında yayınlanan programda Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik hakaret söylemine videolu gönderme yaptı. Bakanlığın resmi Twitter hesabından yayınlanan video, 7 iklim, 3 kıta at süren ecdadımızın torunları olarak şanlı ay yıldızımızın aşkıyla yüce devletimizin emrinde, asil milletimizin hizmetindeyiz notuyla paylaşıldı. Bakanlık tarafından paylaşılan videoda kahraman Türk ordusunun korkusuz evlatlarına yer verilirken videonun sonunda etkin caydırıcı saygın notu yer aldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye hukuk danışmanının silahla vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye hukuk danışmanının silahla vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre olay Cuma günü Siverek Belediyesi binasında meydana geldi. Binanın ikinci katına çıkan silahlı kişilerle hukuk danışmanı Selçuk Yıldızoğulları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri tabancayla Yıldızoğulları'nı vurarak yaraladı. Bacağından yaralanan Selçuk Yıldızoğulları ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Görüntülerde oturan birkaç kişinin hukuk danışmanı Yıldızoğulları ile konuştuğu kısa süre sonra kalkarak belediye başkanının odasına yöneldikleri gözlendi. Bu esnada hukuk danışmanı Selçuk Yıldızoğulları'na ise koltuğunda oturduğu kısa sürede büyüyen olayda şahıslardan birinin Yıldızoğulları'na silahla ateş ederek yaraladığı, bir diğer kişinin ise yumruk atıp masadaki eşyaları fırlattığı gözlendi. Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve meydanlar boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte uygulama yapan polisler kimlik kontrolü yaptı. Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve meydanlar boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte uygulama yapan polisler kimlik kontrolü yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgeyle hafta sonları uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması Şanlıurfa'yı sessizliğe bürüdü. Saat 20'de başlayan kısıtlamayla birlikte cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Esnaf iş yerlerini kapatarak evlerinin yolunu tuttu. Kentin işlek bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri araçları durdurup kimlik kontrolü yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar yollarına devam ederken kurala uymadığı tespit edilenlere ise cezai işlem uygulandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi sanatçı Demet Akalın ve Alişan'ın sosyal tesiste yemek yerken çekilen görüntüleriyle ilgili yaptığı açıklamada yemeğin halka kapalı olduğu ve paylaşımların manipülasyon amaçlı olduğu belirtildi. Kaç gün yemek yemeyeceğiz? Yarın sabah kahvaltı. Şanlıurfa'ya gelen sanatçılar Alişan ve Demet Akalın tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de şehre gelen sanatçıları Cumhuriyet Sosyal Tesisinde ağırladı. Burada yemek yiyen sanatçılar daha sonra tarihi ve turistik mekanları gezdi. Yemek sırasında sanatçı Demet Akalın video çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Yemeğin pandemi kurallarına uygun olmadığı yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Eleştiriler üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yayınladı. Belediye tarafından sosyal medya üzerinde yapılan yazılı açıklamada yemek yenilen tesiste pandemi kuralları çerçevesinde sadece paket servisi yapıldığı belirtildi.
Yemeğin halka kapalı olduğunun vurgulandığı açıklamada, sanatçı Demet Akalın ve Ali Şan, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Karahan Tepe açıklamasından sonra özel bir televizyon kanalı adına Şanlıurfa'ya gelerek, Göbekli Tepe, Balıklı Göl ve Karahan Tepe gibi tarihi mekanlarımızı tanıtmak, Şanlıurfa'nın benzersiz gastronomisine dikkat çekmek istemişlerdir. Sanatçılar halka açık olmayan bir mekanda maske, mesafe ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde misafir edilmişlerdir. Benzer programlar her gün hemen hemen tüm televizyon kanallarında bu şekilde yapılmaktadır denildi. Tesiste sadece paket servisinin yapıldığı vurgulanan açıklamada, bahsi geçen sosyal tesisimiz sadece paket servisiyle hizmet vermektedir. Büyükşehir Belediye'miz bünyesinde hizmet veren tüm kurumlarımızda pandemiyle mücadele kapsamında alınan kurallar eksiksiz uygulanmaktadır. Şehrimizin tanıtımına destek sunan sanatçılarımız Demet Akalın ve Ali Şan'a teşekkür ediyoruz. Bu konuda yapılan kasıtlı manipülasyonlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz ifadelerine yer verildi. Kızın koyuna gidiyoruz. Kızın koyunda sıra gecesi düzenleyeceğiz size. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yeni tip denizaltı projesi kapsamında 3. denizaltı olan Murat Reis'in komuta kontrol sistemi Havelsan tarafından tamamlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Yeni tip denizaltı projesi kapsamında ilk iki denizaltının komuta kontrol sistemlerini tamamlayan Havelsan, 3. denizaltı olan Murat Reis'in de komuta kontrol sisteminin kurulumu ve detaylı testlerini tamamladı. Sistem Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Reis Sınıfı Denizaltı Tedarik Projesi, uzun vadeli stratejik yetkinlikleri ülkemize kazandırmaya yönelik çalışmalarımızın bir parçası. Bu proje kapsamında denizaltıların tasarım yetkinliğinin kazanılması, donanımların yerli olarak üretilmesi, özellikle komuta kontrol sistemlerinin tüm yazılım ve donanımlarına hakimiyetin milli firmalarımıza kazandırılması konularında birçok firmamız projede kendi sistemleri veya teknoloji transferinin yapıldığı taraf olarak yer alıyor ifadelerini kullandı. Komuta kontrol sistemi, akustik ve akustik olmayan sensörlerden gelen verilerin işlendiği, görüntülendiği, karar destek işlevlerinin yerine getirildiği ve silahların ateşlendiği sistemlerdir. Denizaltılar için komuta kontrol sistemleri, denizaltıların beyni olarak tanımlanmaktadır. Deniz muharebelerinden istihbarat görevlerine kadar birçok kritik operasyonda kullanılan ve potansiyelleri sebebiyle kuvvet çarpanı sayılan denizaltılar, operasyonel verimliliğini ve güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak komuta kontrol sistemlerine ihtiyaç duyarlar. Sayın seyirciler, Gaziantep'te bir iş adamı alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahıslar tarafından İş yerinde silahla vurularak öldürüldü. Hayatını kaybeden iş adamının yapılan koronavirüs testi ise pozitif çıktı. Gaziantep'te bir iş adamı alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahıslar tarafından iş yerinde silahla vurularak öldürüldü. Hayatını kaybeden iş adamının yapılan koronavirüs testi ise pozitif çıktı. Edinilen bilgiye göre olay dün akşam Şehit Kamil ilçesi Aydınlar Mahallesi Aydınlar Oto Sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre oto yedek parça alım satımı işi yapan Eyüp Yıldırım, iş yerindeyken daha önce aralarında husumet bulunan şahıslar tarafından iş yeri basıldı. Eyüp Yıldırım'la husumetli olduğu şahıslar arasında sözlü tartışma ve itişme yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonucu Eyüp Yıldırım husumetlileri tarafından tabancayla vuruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan iş adamını özel bir hastaneye kaldırdı. Talihsiz adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden adamın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yıldırım'a otopsi öncesi yapılan ölü muayenesinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine cenazenin otopsi işlemleri için Ankara'ya gönderileceği belirtildi. Cenaze Ankara'da yapılacak otopsi işlemlerinin ardından
defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Akçakale Belediyesi zabıta ekipleri koronavirüs ile mücadele kapsamında minibüslerde denetim yaparak kurallara uymayan vatandaşları uyardı. Koronavirüsle mücadelede önemli rol oynayan Akçakale Belediyesi zabıta ekipleri, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatlarıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Sık sık ilçe genelinde denetime çıkarak salgının yayılımının engellenmesi için sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen ekipler, ülke genelinde vakaların artış göstermesiyle denetimlerini daha da sıklaştırdı. Ekipler semt pazarı ve iş yerlerinin yanı sıra bu kez toplu taşıma araçlarını denetledi. Vatandaşlar ve şoförler kurallara uyulması konusunda uyarıldı. Salgının yayılımının önlenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi. Bursa'da hafta sonu kısıtlamasına verilen arayı fırsat bilen düğün salonları davul zurna eşliğinde gelin aldı. Evet, dürsü burası. Görüyorsunuz. Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu kısıtlamasına verilen arayla birlikte herkes ailesiyle birlikte sokaklara akın etti. Bu arayı fırsat bilen düğüncüler ise iki kısıtlama arasında davul zurna eşliğinde gelin aldı. Bursa'nın Gürsü ilçesinde bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde kimsenin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüntülenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs artışının yüksek olduğu iller arasında Bursa'yı göstermesinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Evet, çoğunun ağzında maskede yok görüyorsunuz. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşayan emekli bir vatandaş, koronavirüs döneminde evde canı sıkılınca atölye kurup kendi başına bıçak yapmayı öğrendi. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki emekli Şükrü Olmak, koronavirüs döneminde evden çıkamayınca daha önceden merak duyduğu bıçak işine girişti. Evinin altına kurduğu atölyede bıçak yapmaya çalışan Oymak, birkaç ay içerisinde kendi başına bıçak yapmayı öğrendi. Arkadaşlarımıza hediye verdik. İnternetten edindiği bilgilerle bıçak yapan Oymak, kısa sürede deneyim kazandı. Atölye olmayan ilçede bıçak yapan tek kişi olan Oymak, "Benim ustam yok, kendi kendime meraktan bıçak yapmayı öğrendim." diyerek konuşmasına şöyle devam etti. Ustam yok. Kendi kendime merakımdan öğrendim. İnsan merak edip azmedince olmayacak şey yokmuş demek. Hobi olarak başladık ya, hala hobi olarak devam ediyoruz. İşte canım sıkıldığında inerim. Şu odayı bizim evin altındaki odadır. Bunu atölye şeklinde çevirdim. Alabildiğim birkaç parça alet, makine aldım. Onunla vakit geçiriyorum. Yine tarım işçileri, yine kaza. Sayın seyirciler, Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün portakal ağaçlarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün portakal ağaçlarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Kaza Osmaniye Erzin Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 01ACB996 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan portakal bahçesindeki ağaçlara çarptı. Kazada sürücüyle 8 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk kontrollere yapılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. 9 kişinin yaralandığı kazada araç içerisinde sıkışan bir işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Kadın ve Demokrasi Derneği üyesi gençlerle bir araya gelerek Haliliye için yapılan çalışmaları ele aldığı, gençlerle fikir alışverişinde bulunan Başkan Can Polat, "Çok güzel fikirler ve sonuçlar ortaya çıktı. İnşallah ortaya çıkan bu fikirleri sahada icra edeceğiz." dedi. Bu son. Bundan sonra yok. Eskiden Seyfettin Sürdü'de
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Haliliye Belediyesi Geleneksel El Sanatları Merkezi'nde Kadem Şanlıurfa temsilcisi Dilşah Beyaz Öztürkmen ve dernek üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Can Polat'ın eşi Fethiye Can Polat'la Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya'nın yer aldığı görüşmede Başkan Can Polat, Kadem'in genç üyeleriyle fikir alışverişinde bulundu. Haliliye Belediyesi olarak yürüttükleri projeleri ve gençliğe yönelik yapılan çalışmaları anlatan Başkan Can Polat, çalışmalara ilişkin gençlerin de fikirlerini aldı. Haliliye Belediyesi tarafından geleneksel el sanatlarının üretiminin yapıldığı atölyeleri de kadem üyelerine gezdiren Başkan Can Polat, genç beyinlerin fikirlerini önemsediklerini söyledi. Başkan Can Polat, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Evet, bugün Şanlıurfa Haliliye Belediyesi olarak genç kadem başkanımız ve üyeleriyle hep birlikte bir araya geldik. Dilşah Öztürkmen hocamıza da teşekkür ediyorum. Hep birlikte gençlikle ilgili neler yapabilirizle ilgili hep istişarede bulunduk. Çok güzel sonuçlar ortaya çıktı. İnşallah bunun sonucunda ortaya çıkan fikirlerimizi, projelerimizi sahada icra edeceğiz. Ben değerli hocamla da değerli genç kadem üyelerini gençlik adına, üniversite adına yapmış oldukları çalışmaların olayı tebrik ediyorum, kutluyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep birlikte Şanlıurfa'mız için, gençlerimiz için, Haliliye'miz için el ele verip mücadelemize devam edeceğiz. Başkan Mehmet Can Polat'ı kendilerine misafir ettikleri için teşekkür eden Kadem Şanlıurfa İl Temsilcisi Öztürkmen ise şöyle konuştu. Bugün Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'ı bizi misafir ettiği için teşekkür ederiz. Çok güzel Haliliye Belediyesi'nin GESEN merkezindeki bütün atölyelerini gezdik gençlerimizle. Çok güzel bir atölye. Bunun için de başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladığı için başkanımıza ve saygıdeğer eşine tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti eylemi 454 gündür umutla tüm zorluklara rağmen devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 454. gününde de devam ediyor. Oğlu Yusuf'un 2014'te 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü anlatan anne Saadet Ödümlü, HDP önündeki eylemine kararlılıkla devam ediyor. 7 senedir oğlunu kaçırdıklarını belirten Ödümlü, HDP 7 senedir oğlumu götürüp PKK'ya vermiş diyerek konuşmasına şöyle devam etti. 7 senedir oğlumu HDP götürmüş PKK'ya vermiş. Yer kalmadı, her yere aradık, bulamadık. Bir yılda fazladır buradayız, nöbetimizi devam ediyoruz. Yer bir kişi çocuklarımız geldi, devletimiz çok güçlü. Çocuklarımızı almadan burada gitmeyiz. Allah'ın izniyle hepsi çocuklarımız teker teker onların elinde, o Ermenilerin elinde kuparacak, gelecekler. Hepimizi devam edeceğiz. Ya ölüm ya istiklal. Burası hep esir. Abla esir. Düzce'de hobi olarak evinin bahçesinde kivi yetiştirmeye başlayan Selçuk Eroğlu siparişlere yetişemez duruma geldi. Düzce'de hobi olarak evinin bahçesinde kivi yetiştirmeye başlayan Selçuk Eroğlu siparişlere yetişemez duruma geldi. Düzce merkeze bağlı Darıca mahallesinde ikamet eden Selçuk Eroğlu hobi olarak başlattığı kivi yetiştiriciliğini mesleğe çevirmeyi düşünüyor. Eroğlu fındığın yanı sıra Düzce'nin kivi ile adının duyulmasını istediğini belirtti. Geçen seneye oranla verimin %50 arttığını belirten üretici Eroğlu, hobi olarak kivi yetiştirmeye başladım diyerek konuşmasına şöyle devam etti. Hobi olarak kivi yetiştirmeye başladım. Hasatlarımız 3 senede bir yapıyoruz. Şu an bu sene güzel verim aldık. Geçen sene mesela 50 kiloya yakın kivi almıştık. Bu sene budadık. Bayağı bir hayvan gübresi işte falan fıstık katınca verim yükselmeye başladı. Bunu fark ettik. Düzce'nin en önemli gelir kaynağı olan fındığa alternatif olacağını ifade eden Eroğlu, şimdiden birçok kişinin kendisinden kivi fidesi istediğini söyledi.
Talepleri görünce herkes kivi dikmeye başlayacak diye düşünüyorum ben. Talep çünkü benim çevremdeki insanlar çok talep olduğunu gördüğü için fide isteyen bile var şimdiden mesela fidesini isteyen. Hani eşimize, dostumuz elimizden geldiği kadar onlar da üretsin, onlar da Türkiye'ye bir faydalı olsun. Belki hobi olarak başlarlar, belki 2 dönüm, 3 dönüm tarlada kivi ekebilirler. Bu haberle de bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler. Bir hatırlatma yaparak da bitirelim dilerseniz. Sokağa çıkma kısıtlaması dün başlamıştı. Bugün de yine saat 20.00 itibariyle başlıyor ve kısıtlama yarın sabah saat 5'e kadar da devam edecek. Lütfen kurallara riayet edelim uyarısında bulunalım. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.